Bu filmde Ahi Evran senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Ahi Evran. Anadolu Ahiliğinin kurucusuyum. Beni yakından tanımak ister misiniz? O halde hadi başlayalım. 1171 yılında Horasan'ın Hoy kasabasında dünyaya geldim. Asıl adım Mahmut'tur. Çocukluğum Horasan'da geçti. İlk eğitimimi burada aldım. Gençliğimde Horasan ve Maveraün Nehir'e giderek buradaki önemli hocalardan din ve fen dersleri aldım. Hocalarımdan biri Fahrettin Razi'ydi. Hocam Farabi ve İbn Sina'nın tüm eserlerini okumuştu. Onlardan öğrendiklerini geliştirerek tıp, astronomi, lisan ve edebiyat konularında kitaplar yazmıştı. Pek çok devlet adamı da Fahrettin Razi'nin derslerini takip etmiştir. 1204 yılında dönemin tasavvuf hocalarının buluşma merkezi olan Bağdat'a gittim. O dönemde Bağdat, İslam dünyasının en büyük bilim ve sanat merkeziydi. Bağdat'ta Fütüvet Teşkilatı'na katıldım. Bu teşkilatın önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı buldum. Daha sonra Anadolu'ya geçtim ve Kayseri'ye yerleştim. Burada Fütüvet Teşkilatı'ndan esinlenerek Ahi Teşkilatı'nı kurdum. Eşim Fatma Bacı ile bu dönemde evlendik. Fatma Bacı da Anadolu Kadınları adında bir teşkilat kurdu ve Kadın Ana olarak tanındı. Ahi Teşkilatı'nda Anadolu esnafına İslamiyet'i anlatıyor, öğütlerde bulunuyordum. Bu arada ben de bir debba atölyesi kurmuştum. Sanat ve meslek sahibi kimseler arasında çok seviliyordum. O dönemde Moğolların Anadolu'ya saldırması bekleniyordu. Ben de Kayseri halkını bu konuda uyardım. Beklenen Moğol saldırısı gerçekleşti. Bütün Ahi Teşkilatı Kayseri'yi savundu. Daha sonra Konya, Denizli ve Kırşehir'de bulundum. Ahi Teşkilatlarının buralarda da kurulmasına yardımcı oldum. Ahi Teşkilatları kısa sürede bütün Selçuklu şehirlerine yayıldılar. Ahi Teşkilatları gelecekte Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da etkili olacaklardı. Bu yüzden ben de Anadolu'nun Türkleşmesinin ve İslamiyet'in bu topraklarda yayılmasının öncülerinden biri olarak bilindim. Ahilik sistemiyle Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hemiş hemaş verdim. Onların iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi olmalarına yardımcı oldum. İbn Sina'nın bazı eserlerini Farsça'ya çevirdim. Dini konularda çok sayıda kitap yazdım. Ayrıca tıp ve kimya konusunda da çok bilgiliydim. Yazdığım ve çevirdiğim eserleri Selçuklu Sultanı'na sundum. Sultan eserlerimi çok beğendi ve düşüncelerime büyük ilgi gösterdi. Ahilik Teşkilatı'nın asıl amacı bilgiyi üretimin ve insanlığın hizmetine sunmaktı. Böylece tarım üretimi artacak, insanların refah içinde yaşamaları mümkün olacaktı. Bana göre toplumdaki herkes bir meslek öğrenmeliydi. Böylece toplumun ihtiyaçları karşılanabilirdi. Kurduğum Ahi Teşkilatı'nın eğitim anlayışını bu görüşe dayandırdım. Ahi Teşkilatları'nda bir sosyal güvenlik sistemi kurdum. Böylece yoksulları, kimsesizleri, savaşa gidenlerin ailelerini, işinde zarar edenleri de korumaya çalıştım. Ahi Teşkilatı ile kurduğum sistem alın terini, helal kazancı ve dayanışmayı sağladı. Bu sistem Selçuklu ve Osmanlı ekonomik hayatının da temeli olacaktı. Hayatım boyunca bilimle ve eğitimle uğraştım. Ahi üyelerine de devamlı çalışmayı öğütledim. Her zaman insanların ihtiyaçlarını karşılamanın Allah'ın emri olduğuna inandım. Çalışmanın, üretmenin ve insanları mutlu etmenin ibadet etmek kadar önemli olduğunu düşündüm. Düşündüğüm gibi de yaşadım. Sizlere de çok çalışmanızı tavsiye ederim çocuklar. Böylece sizler de insanların mutluluğuna katkıda bulunabilirsiniz.